Şu kapakları bir alabilir miyiz? İklimle ilgili de hocamla konuşmuş olalım. Ekonomist şu buzul kapağı, ondan önce şunu alalım. Ekonomistin Time'da da vardı. Nerede o? Şu an ekran hazırsa alalım, ben sayısını söyleyeceğim. Yani mesela Time'da, Time buzulu bir alabilir miyiz? Evet. Mesela bu. Buzul çağı mı Yıllar geliyor diyor. önce verdikleri bir kapak. Onun haricinde hemen Frozen kapağını alalım. Frozen 6, The Economist'in yine buzulu. Burada mesela altta ne Evet. var? Türkiye'yi de görüyoruz. Buzul. Şimdi bu ikisini görüyoruz. Arkasından birdenbire yine kapak değişiyor. The Economist'in kıtlık kapağını bir alalım. Bunları görüyoruz. Bunu bir yaklaştırabilirsek, bunu zaten yayınlarımızda çok verdik. Kapağı bir şöyle bir zoom yapalım. Orada gördüğümüz o buğday tanelerinin her birinin içerisinde bir kuru kafa var. Ölümü de sembolize ediyor. Devamlı bunu taşıyorlar. Bir buzul, bir kıtlık, bir öldük, bir bittik. Devamlı ölüyorlar. Valla Buradan ortaya çıkan şey, iklimle ilgili düşüncen ne hocam? şimdi şöyle. Birincisi harbi inkar ediyorlar. İnkarcılara Teksaslı fizikçiden bahsedeceğim. Bernard Eslund. İnkar etsinler. Mesela bu herif yaşamıyor. Böyle bir şey falan da yok diyebilirler. Nedir? İşte deve kuşları nedir? Düşman görünce bir şey olarak kafalarını kuma sokarlar ya. O kafadır. Güzel oldu. Başka bir şey değil. Şimdi Bernard Eslund denen Teksaslı fizikçi 85 senesiyle 87 yıllar arasında Tesla'nın 12 çeyizini geliştiriyor, 12 patent alıyor. 12 cihazın. Bu patent numaraları da var. Şimdi aldığı şirket, bu adamın bir şirkete bağlı. FITI diye bir şirket. Bu şirket 25 kişinin çalıştığı 5 milyon dolarlık cirosu olan bir şirket. Yani bizim buradaki KOBİ'ler gibi bir şey yani. İşin şeyse. O noktada bir Arco diye bir şirket geliyor. Diyor ki ya sizde bu patentler var. Güzel. Biz size 1 milyar dolar verelim diyor. Bakar mısın? 1 milyar dolar. Yani bu parayla ben Türk tarımını var ya havaya uçurursunuz yani insanları. 1 milyar dolar verip şirketi satın alıyor. Arco'nun arkasından neden alıyor? Şey, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iş adamı 5 milyon dolar ciro olan bir şirket 1 milyar dolar vermez. Adam istediği kadar kurar. Çok basit. 3 milyar dolar De hoşuna veriyor. gitmiyorsa da bitirir de o adamı evde Arco istersen. denen şirket geliyor 3 milyar dolara bunu satın alıyor. Çünkü bu 12 patent içerisinde iklimden oynamak var. Yani bir yere yağmur yağdırırsanız kurak bir yere, bakın Suudi Arabistan'da yağmurlar yağıyor. Çeşitli bölgelerine yağmur yağdırılıyor. Veyahut da bizdeki gibi ben Ekim ayından beri söylüyorum. Aralık ayında, Ocak ayında 16-17 derece sıcaklıklar anormaldir diyorum. Hatta Samsun'dan yeğenlerim telefonu abi 24 derece oldu. Yani bu anormal sıcaklıklar ve anormallikler var. Bunu söylüyorduk. Sonra depremde Yani patlama oldu. sıcaklığa müdahale ediliyor mu diyorsun hocam? Ediliyor. Çünkü iyonosferden adam size istediği gibi şekilleri verip gönderebiliyor. Ne İyonosfer yapıyor dediniz orada? Yani uzaya. bunu en azından hani böyle Ayşe teyzemiz, Mehmet abi Onun gibi anlayacak şekilde anlayacak nasıl şekilde yoğun bir iklimde. elektrik olduğu zaman ateş topu haline gelir. Verilen şey enerji miktarı. Çünkü ateş topları önce ve sonrasında da şeyde görüldü depremlerde. Mesela son 6-4'lük Antakya depreminde ateş topu geliyor ve terazinin kefeleri gibi toprak sallanıyor. Nükleer bomba ve işte atom bombası şeklinde belli çalışmalarla da ısıtılabilir mi? Yok. Benzer. Aslında şöyle bir şey. Yani tabii ki Çünkü Elon Musk'ın öyle bir yorumu var. Hani Mars'ta bir koloni kurmaya çalışıyor ya, orada bir soğuk var. Biz oraya bu şekilde Tabii çalıştığımız atom bombalarla bombaları ısıtacağız orayı diyor. Şimdi oradan bir ipucu da alınıyor. Tabii. alabiliyoruz. Benim Max'a oradakiler izin verirse yapabilir bence. Ya o işin dünya dışı yaşama inanan birisi olarak orada şey yok. Ona kolay kolay izin Onları vermez. da göreceğiz yakında hocam. Hı? Amerika vurup İşte, vurup o şimdi düşürüp Elon düşürüp duruyor Musk sözde işin, bak bakalım. şimdi Elon Musk işin şovunda. Bill Gates ise bu pandeminin tetikçisi. Bill Gates dünyadan oynuyor ve herif pandemi sırasında ne dedi biliyor musunuz? Ben Tanrı'nın rolüne soyundum dedi. Evet. Onun Sen kimsin lan? haşa yapamadığını Tamam. yaptım diyor yani. Ha yani bu adamlarda para kazanma mevzusu falan yok ki. Adam 100 milyar dolara vakıf kurmuş. Sonrasında Warren Buffett gelip 37, biri de 30 veriyor. 67 milyar dolar da bağış yapıyorlar. 167 milyar dolara. İlk işini Kabile'nin birinin üzerine denemeler yaptı. Senegal'de mi? C'de.
Angola mesela Kısırlık, yani Afrika'da yani işte orada olan olayların sonrasında insanlar öldü mü öldü mü kapattı. Şimdi ben de her zaman söylüyorum, diyorum ki bakın diyorum Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Geberyuslan ben Taksim'den Beyoğlu'na yürüsem kimse tanımaz. Şimdi şeysi bu. Bill Gates'ten yürüyebilirsen yürü. Yürüyemezsiniz. Bill Gates'i herkes tanıyor. O çıktı. O konuştu. O şey. Fakat Türkiye içinde bazı planları var. İşte sağ olsun okurlarımız da izleyicilerimiz, takip edenler de var. Onlar bilgi gönderiyorlar bir takım. Abi işte Bodrum'da görüldü. Bilmem ne oldu. Adam geldi Trakya'dan toprak aldı. Onun Türkiye'yi falan bırak. Şimdi Amerika'nın her yerini alırsın sen. Amerika'nın müthiş yerler var. Hani Warren Buffett'ın dediği gibi. Diyor ki ben kripto paraya inanmıyorum diyor adam. Bütün kripto paraları getirin bana $25 vermem. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki kripto paralar herhalde milyarlarca dolar. Verme ama diyor bana diyor Amerika'daki tarım alanlarının %1'ini verin ben size $30 milyar çek yazayım diyor. Amerika için büyük paradır ha $30 milyar. Düşünemiyor musun? Çünkü üretim var orada diyor. Onda yok öbüründe. Bu adamlar işte parayla artık oynadıkları için öyle bir parası var. Ama insanlıkla oynamaya gidiyorlar. E adam şeytana tapıyor zaten. Zaten Kur'an'da var ya ekinleri ve nesilleri bozarlar. Bozar. Yani zaten işte olay temeli bu. 1400 yıl önce Kur'an-ı Kerim'de bu direkt bunlar, ayet olarak. Allah bildirmiş her şeyi bize. Şimdi bu adamın 12 gelişmesini E-Sistem $3 milyar alıyor. Bir anda 12 patent küçücük bir yerden bir çıkıyor. $3 milyar gidiyor ve $3 milyar E-Sistem'de satın alan şirket kendi bünyesindeki şirket Raytheon. Raytheon da Amerikan ordusunun en büyük şey teknoloji şirketi. En büyük yani bir numara ve Amerika'daki 50 şirket içerisinde yer alan bir şirketten bahsediyoruz. Yani bilmem kaç milyarlar, yüz milyarlar dolar şey alıyorlar, ihaleler falan alıyorlar adamlar. Bunlar buna alıyorlar. İşte orada iklim değişikliği her şeyi oynuyorlar. Bir dönem Al Gore çıktı. Ne dedi işte Al Gore eski bir haber. Kaç senesinde 25 Ağustos 2014'te diyor ki işte buzul geliyor. Şey oluyor diyor. Şey yapabilir miyiz? Evet evet. Hocam. Biraz zoom yaparsak gösterelim. İşte Al Gore iklim değişikliği üzerinden şey yapıyor. Tamam iklim değişikliği olabilir. Sen herhangi bir ülkenin mesela İstanbul'un Eylül ayındaki sıcaklık değerlerini alıp Aralık ayına koyarsan İstanbul'un Aralık ayında sıcaklığının şey olduğunu görürüz. Değil mi? Yani sıcaklığının yükseldiği. Eylül ayının verileri o yüzden tek bir tane adam var. Bunlarla uğraşan İngiltere David Icke. David Icke'ın iki kitabı var Türkiye'de. Ve şey olarak değil. Yani kişisel olarak adama saygı duyuyorum. Çünkü bunun pislikleri açıklıyor. İnsanlıkla oynuyorlar. Sırf bundan oynamıyorlar. Evet. Gıdayla oynuyorlar. İklimden oynuyorlar. Hayatlar, yaşamlar, algı operasyonları, aşılar her şeyden oynuyorlar. Ve korkutuyorlar da. İnanılmaz derecede insanların psikolojisi bozuk. Mesela şu kapağı gördüğü zaman adam diyor ki kıtlık geliyor. Ne yapacağız biz? Aç mı kalacağız? Biraz yaklaştırıyorsun. İşte biraz önce gösterdik işte bu kapağı. Kuru kafaları görüyorsun. Kuru kafa, yani zaten ölüm mesajı da var orada. Hemen mesaj orada şimdi zaten. Şu detaya bakar mısınız yani? Zihin kontrolü gibi bir olay. Yani işin şeysi. Ya kitlesel olarak bunu istiyor. İnsanların moralleri şey olsun. Şimdi insanın morali bozulunca bir takım hastalıklar da çıkıyor. Zaten psikolojik olarak psikolojin bozulunca hapa dönmek zorunda kalıyorsun. Yani o derece dünyada 3 tane işten para kazanıyor bunlar. İlaç, gıda, silah. Ve GDO ile birlikte zaten inanılmaz şeyler var Türkiye'de. Üretiyor. Hani zehirini yapıyor, panzehirini de satıyor. O da var. Hepsinden karışık. Şimdi burada bir mesela önemli gizli bir şey açıklayayım ben. Sene 1969. Amerika'da bir tıp kongresi var. Bu Illuminati'nin başındakiler şeyler geliyorlar adamlar. Diyorlar ki ilaç devidir aynı zamanda. Bunlar o ilaç devi. Biz diyorlar kanser ilacının ne bulduk. Kanseri tedavi edebiliriz şu anda. Ama biz bunu piyasaya sürmeyelim. 69'dan bahsediyorum. 53 yıl önce. 53-54 yıl oluyor. Ne olacak? Biz dünyaya ilaç satıyoruz zaten. Ya 2 yıl öncesini işte 2020 verisini söyleyeyim. Yani bilmiyorum son veriyi de bulacağım inşallah. Dünya devletleri 1 trilyon 300 milyar dolar harcıyor. Kanser hastası vatandaşlarını iyileştirmek için bu ilaçlara. Biz de dahil içindeyiz. Zaten sadece 300'ünü şey ödüyor. Amerikan devleti ödüyor. 1 trilyon 300 milyar dolar. Lan bu paradan vazgeçer mi bu adamlar ya? Geçmez. Ve yok ediliyor zaten bu çalışmalar evet. Ya da bununla ilgili çalışmalar yapan insanlar. İnanılmaz. Mesela o
şeyde bizde çok şey çıktı bu. Mısır çıktı ya, tatlı ballı mısırlar falan filan hikayesi. Bununla ilgili bir İtalyan doktor, David Icke bunu yazdı. İtalyan doktor bu mısırı farelere veriyor. Fareler 4 ila 6 ay sonra kanser oluyor. Şeker hastası oluyor, kanser oluyor. Diyabetten ve kanser ikisi oluyor. 4 ila 6 ay sonra. Fakat doktor bu açıklamayı yapıyor. Doktoru darma duman ediyorlar falan. İtirazlar şu bu falan. Neredeyse adamın doktorluğunu bitirecekler İtalya'nın. Neyse diyor ki efendim olmaz. Niye olmaz? E biz yaptırdık araştırmayı. Bizim araştırmalarımıza göre 90 günlük süreçte hiçbir şey olmuyor. E zaten adam da diyor zaten. 4 ila 6 ay diyor. 3 ayda bir şey olmuyor. Veriyorlar ve gidiyor. Bu basit bir örnek. Ama markete gidiyorsunuz. Bilmem ne bir şeysi maddesi çıkıyor. Öbür taraftan bir şeyinden koyuyor. Yani bunu bir de psikolojisi bozulan insanı düşünün. Hepsi üst üste ne oluyor? İşte ateşe benzin dökmek. Olay bu. Aslında olay insanlıkla oynamaları.